İnsanlar o kadar çok şey söylüyor ki benim de kafam karışıyor yani. Pandemi bitmek üzere zaten ya. Çok az bir zaman kaldı. Aşı etkili olur. Ben de zaten sağlık çalışanıyım, hemşireyim. Pandemi bizim ülkemize bitmez. Koronavirüs aşısı tüm Türkiye'de vurulmaya başladı. Sizce aşı etkili olur mu? Vallahi ben de tereddüt içindeyim. Bir de Çin aşısı olunca ondan da tereddüt ediyorum. Ne kadar doğru olur, ne kadar olmaz. Bilmiyorum yani. Biz de tereddüt içindeyiz. Pek düşünmüyorum etkili olacağını. Yani önlemlere bağlı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar biraz daha rahatlama içerisine gireceğini. Bu yüzden de etkili olacağını hiç düşünmüyorum. Pek zannetmiyorum. Çünkü yapılan araştırmalara göre %50 etkiliymiş herhalde en son olan. Ben yaptırmayı da düşünmüyorum. Etkili olduğunu da düşünmüyorum. Yani Alman aşısı olsa onu yaptırırdım ama. Tabii bu aşının etki alanına da bağlı. Birkaç tane aşı araştırdım, onları biliyorum. Çin'den gelen bildiğim kadarıyla koronavirüsün düşük dozajını verip bağışıklık sağlıyor. Bence uzun vadede etkili olur. Kısa vadede uzun etkili olduğunu düşünmüyorum. Olur, neden olmasın? Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Milletin sağlığı önemli. Bak, maskeden dolayı, koronadan dolayı 2 yıldır ne evden dışarı çıkabiliyor, ne çarşıya gelebiliyor, ne maskeye çıkarabiliyoruz. Yani koronavirüs aşısı iyi olur, fena olmaz yani. Aşı etkili olur. Zaten 14 gün oldu ülkemize geleli. Deneyleri de yapıldı. İnsanlara yapıldıkça da faydalanırız. Koronavirüs de yavaş yavaş bu şekilde biter diye düşünüyorum. İnşallah olur. Yani şu an tabii ki millet hep onun bakıyor gözünden. Yani aşı herkes bekledi geldi. İnşallah netice iyi olur. Ha netice, çünkü Cumhurbaşkanı vuruldu. Sağlık Bakanı vuruldu. Eğer öyle bir şey olsa onlar vurulmazdı sözde. Ama sonuç ne olur bekleyeceğiz, göreceğiz. Vallahi ne diyeyim onu, Allah bilir. Ben bir şey diyemem yani. Kimisi vurduruyor, kimisi vurdurmam diyor. Ben şahsen vurdururum. Olur. Biz inanıyoruz, güveniyoruz. Bu sağlık ekiplerini de kutluyorum çalışmalarından dolayı. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere. Etkili olur. Faydası olur. Olmasa yapmaz da yani. Doktorlarımız bilir. Aşı evet etkili olur ama işte kişisel olarak her bünyeye olacak mı? Mesela ben endişeliyim o konuda. Hani ilk başta yaptırmayı düşünmüyorum. İnşallah da gerek olmaz. Olanlara da inşallah şifa olur. Evet ablacığım, etkili olur tabii. Mesela bir kızamık aşısı nasıl vurulmadan görüyoruz sonuçlarını. Dünyadan kalktı ama 20 bin insan öldü yani. Aşı vurulmadı. Aynı bu da kızamık aşısı gibi mecbur vurulması lazım yani. Biz Çin'den alıyoruz değil mi bildiğim kadarıyla? Çin'de Almanya'dan alıyor diye duydum. Yani bence güven vermiyor. Güven vermiş olsa tamam yaptıralım. Yani bilmiyorum bu konuda haksız mıyım değil mi ya. Bu benim kendi düşüncem. Aşı etkili olabilir, onu kesin bir şey bilemem. Bilim adamların işi de. Türkiye'deki insanlar hepsi yalan söylüyor. Baştakiler yani. Tayyip'ten başla diğerlerine kadar. 3000 aşı gelecek, 1,5 milyon kişiye yetiyor. 50 gelecek, 100 gelecek. Nerede? Elin ülkeleri halkının yarısını aşıladı. Ne olacak böyle bir insan alıp? Bilim adamları ne söylerse itiraz ediyor. Yok bu şey, Tabipler Birliği'nin itiraz ediyor. Şimdi bu nasıl bir şey yönetim? Böyle bir yönetim olur mu? Hep yalan, palavara, dalavara. İki aşıyla peş peşine yapılırsa olur. Yani 14 gün içinde ya da 4 hafta içinde ikinci aşı yapmanca bir mantığı olmaz. Bu da tabii beyinde biten bir iş. Dolayısıyla insanların buna inanması ve güvenmesi lazım. Başka türlü atlatılmayacak gibi bir şey bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben şu anda hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü ya, çok kararsızım. Aşıya karşı bilmiyorum. Bilemeyeceğim ama olacağını sanıyorum. Bu kadar bir sıkıntıdan sonra inşallah olur. Aşı etkili olur. Ben de zaten sağlık çalışanıyım, hemşireyim. Aşılar şu an yapılmaya başlandı. 3 gündür yapılıyor. Eğer düzenli bir şekilde yapılırsa da inşallah Haziran'da bu hastalık biter diye düşünüyorum. Ve yapılması taraftarıyım. Sonuçta bu virüs bir şekilde bitecek. Ama aşı yapılmadan bitmez. Bence olur. Aslında hiçbir fikrim yok ya. Kendi şüphelerim de var aslında aşıya karşı. Tedirginliğim de var. Yani %70 işe yarayabilir. Tüm kesinlikle %100 işe yarayabilir diye düşünmüyorum. Aşıya karşı ne gibi şüpheleriniz var? Sonuçta ya bilmiyorum. Aslında belirli bir benim de şüphem yok. İnsanlar o kadar çok şey söylüyor ki
Benim de kafam karışıyor yani. O yüzden bir tedirginliğim oluyor. Tabii ki olur. Yani bu her yerde söyleniliyor çünkü. Biz de yani bu aşıyı da yapıldık yani. Aşıyı herkese tavsiye ediyoruz. Yani biraz daha azalacağını düşünüyoruz bu konuda. Bizce aşı etkili olur. Bunun için bir araştırmalar yapılmıştır muhakkak. Olur yani. Peki sizce pandemi ne zaman biter? Vallahi hiç bilmiyorum. İnşallah yaz bahar aylarına zannetmiyorum yani değil mi? Sürer. İnşallah en kısa zamanda biter. Rabbimden tek dileğimiz o. Özledik. Eşimizle, dostumuzla sarılıp kucaklaşmayı, en yakınını sarılıp öpmeyi özledik. Çok uzun bir süre gibi gözüküyor yani şu an baktığımızda. Ne kadar olacağını bilmiyorum ama birkaç yıl sürecek. Ya uzun bir süre böyle gidecek gibi bilmiyorum. Tam aşılama olmadıktan sonra kısa sürede biteceğini zannetmiyorum. Pandemi bu sezon sonu biter. Yaza bir şey kalmaz. Yazın 5. 6. da hayat normala döner. Pandemi aşılar vuruldukça ve insanlarımız duyarlılığını arttırdıkça biter. Herkes bilinçli bir şekilde hareket eder. Sosyal mesafesine, maskesine dikkat ederse biter, bitmeyecek bir şey değil. Tarihte de zaten 100 yıl önce bir İspanyol gribi oldu biliyorsunuz. O bile 10 ay sürdü, 9 ay sürmüşken bu virüsün bitmemesi için bir sebep yok bence. Ya eğer aşı işe yararsa yaza kadar biter diye düşünüyorum. Ama eğer işe yaramazsa bir yıl daha, seneye kadar bu sıralar yine devam eder yani. Bence 7. ayda 8. ayda biter inşallah. Hiç bitmez. İnsanlar ne kadar çoğalırsa hiçbir şey yok hükümette. Bu Cenab-ı Allah'ın verdiği bir şey, hastalık. Bitiremezler o yüzden. Bitirse Amerika bitirirdi. 3 saniyede bir adam ölüyor. Gene Türkiye'de az yani. Pandemi bitmek üzere zaten ya. Çok az bir zaman kaldı. Allah'ın izniyle inşallah bütün dünyada etkisini kaybedecektir. Vallahi pandemi maksimum bir yıl daha sürer. Etkisi devam eder yani. Pandemi ne zaman biter? Aşı yapıldıktan sonra gene grip gibi kalır yani. Birkaç sene sonra biter. Hemen bitmez. Bir sene bitmez daha herhalde. Ya 2021'in sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hani maskelerden belki kurtuluruz ama virüs hala içimizde devam eder. Vallahi 5. aya doğru biter. Dünyadan kalkar. Pandemin tabii ki bu kurallara uyarlarsa, Kars'a halkı için konuşuyorum bu konuyu. O zaman biteceğini, azalacağını düşünüyoruz. Bence bu bitmez. Bir grip gibi böyle bir hastalık kalacağını düşünüyorum. Pandemi bizim ülkemize bitmez. En azından 2022 yılı. Yok abi, bir şey yok ki. Çalışma yok, bir şey yok. Sen Merkel'in şeyini okudun mu? Bir şeyini okudun. Diyor ki siz sağlığınıza bakın. Maaşınızı, paranızı düşünmeyin. Biz onlara ver, 5 lira ver, dilenci. Pandemi bitmez ama biraz daha fazla azalmaya başlar. Şu an kısıtlama olduğu gibi o zaman da aynı kısıtlama olacağını düşünüyorum. Gene azalmaya başlar yani. Sene sonuna doğru biraz daha hafifler gibime geliyor. Tam şöyle bir rahat bir nefes almak, normal günlük hayatımızı sürdürmesiyle herhalde bir 2022 yani 2022'nin sonu gibi falan. Bu sene atlattık da artık 2022'nin sonu gibi biraz daha nefes alırız gibiyiz. Ama dikkat edilmediği takdirde umarım hiç zannetmiyorum daha uzun sürer.